Videomuzda seyahat çayları ile ilgili bilgiler vereceğim. Aynı zamanda size bir seyahat çayı kutusu hazırlamanızı da önereceğim. Biliyorsunuz yakın zamanda bayram tatili geldi ve hepimiz bir şekilde seyahat edeceğiz. Bazılarımız gezi, bazılarımız da ziyarete başladı. Bunun yanında kimimiz iş seyahati yapıyoruz, kimimiz de tatil amaçlı yeni seyahatlere çıkmaktayız. Bu seyahatler sırasında yaşanılan iklim değişikliklerine bedenimiz bazı tepkiler vermektedir. Bu tepkilerde bazen sıkıntılara yol açıyor. Mesela uykusuz kalabiliyoruz. Bazen yediğimiz yiyecekler bizi rahatsız ediyor. Ben bunun için size çaylardan faydalanmanızı önereceğim. Hatta yaz ve kış seyahat çayları olaraktan bunu size iki ayrı kutu hazırlamanızı önereceğim. Peki yaz çaylarında neler var? Yazın bir yerlere gittiğimizde genelde ya ishal oluyoruz. Çünkü sıcaktan dolayı yiyecekler bazen ekşime yapıyor veya vücudumuz buna tepki gösteriyor aşırı sıcağa karşı. Ve böcekler ısırmakta artı uykusuzluk yaşıyoruz yerimizin değişmesi ve sıcaktan dolayı. Size hangi çayları önereceğime gelirse, ishal için size ada çayını önermekteyim. Rooibos vanilyalı daha öncesinde de bir videomuzda paylaşmıştım. Seyahat için oldukça faydalı bir çay. Bu da uykusuzluk için gül çayı. Yine doğadan büyülü bohça yapmış. Bunları şöyle bir kutumuza koyaraktan, yerleştirerekten, ortalama bir yere adaptasyonunuz 3 günü buluyor diyerekten 3 tane çay hazırlayın derim. Bu ortalama 2 günlüktür. Ben kendim için de hazırlıyorum. Beyaz çay yine aynı şekilde daha sakinli ve rahat relax olaraktan bizi relax hale getirir. Biraz kutumuz küçük düştü ama küçük geldi ama yine de sığdıracağız sanırım. Siz biraz daha bundan büyük bir kutu hazırlamanızı önereceğim. Gördüğünüz gibi makyaj çantamızın yanında çok rahat taşıyabiliriz. Bunun yanında böcek ısırıkları ve güneş yanıkları gibi şöyle bir keseye 100 gram lavanta, 50 gram papatya bulabiliyorsanız bir 20-30 gram kadar gül koyaraktan böyle bir kese hazırlayın ve ortalama bir büyük kovanın içine atıp sabunsuz duş almanızı öneriyorum. Ve bunlar da yine taşınabilir bal paketleri. Ben seyahate gittiğimde genelde bunları kullanıyorum. Çünkü insanın bedenen gerçekten direnci düştüğü için bu tarz ürünler sizin o sırada direncinizi yükseltmektedir. Şimdi bir de size kış çayı paketi hazırlayacağım. Şimdi sıra geldi kış çaylarımızı anlatmaya. Kış seyahat çaylarımızı daha doğrusu. Kışın daha çok üşüyoruz. Hava durumlarının şartlarının daha sert olduğu zamanlar oluyor çünkü. Peki nasıl sıkıntılar yaşamaktayız? İlk önce üşüme ve titreme ile ilgili sıkıntılar yaşamaktayız. Onun için size şu çayları bir de çayı ve zencefilli çayları önermekteyim. Gene kışın boğazımızda acıma ve gıcıklanma durumları yaşamaktayız. Bunun için ıhlamur tarzında çaylar önermekteyim. Aynı zamanda bunun yanına ada çayı da kullanabilirsiniz. Ve direncimizi yüksek tutsun diye böğürtlen çayları. Gaz sorunu yaşamaktayız çünkü üşüyoruz ve kendimizi fark etmeden de üşütüyoruz. Sindirimde gaz sorunları yaşıyorsanız rezene, nane yine tavsiye ediyorum. Ve yine eğer uzun süreli bir yolculuk yapıyorsanız uykusuzluk sorunu mutlaka yine sizin yakınıza yapışacaktır. Papatya, gül ve melisa çayları önermekteyim. Yine size bu şekilde papatya ama bu şekilde bal paketleri yanınızda bulundurmanızı önermekteyim. Kışın çünkü hem üşüyoruz hem de vücudumuz gerçekten iklime karşı daha fazla alışmaya tepki verdiği için direncimiz yüksek olsun. Yine söylediğim gibi daha öncekinde yaz çayı kutusu hazırlarken mutlaka 3 gün olaraktan adaptasyonunuzu düşünün. Ve bu şekilde kendinizi poşet çaylarınızı hazırlayın. Tabii bu sadece kış çayı olarak düşünmeyin. Mesela şu anda yaz aylarında yaylaya gidiliyor, dağlara çıkılıyor serinlemek için. Buralarda da bazen farkına varılmadan üşütebilmekteyiz. Bunun
Bunun için o taraflara giderken de böyle bir çay kutusu yine sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar çaylarla, seyahat çayları ile ilgili anlatımım. Daha sonra yeniden yeni videolarla karşılaşmak üzere. Sevgilerimle herkese.